Oğlum Mahmut kaç lan kaç oğlum, ilk biz bulacak lan bu hazineyi. Hani lan ilk biz bulacak bu hazineyi, zengin olacağım, göreceğim oğlum. Ulan Mahmut bizi de görün değil mi lan? Hani lan çıksın da mahalleyi göreceğim. Hani en iyisi ben kazmaya devam edeyim. Onu sizi daha önce çıkartacak, göreceğiniz. Biz hazinenin kralıyız. Onu benim adım Defineci Mahmut. Ben bu hazineyi bulurum arkadaş. Onu siz öyle zannedin. İlk biz bulacak, göreceksiniz. Onu şu hazineyi çıkarak da bir tane Lamborghini çekeceğim altıma la Mahmut. Onu öyle. Ben de çekeceğim oğlum. Arkadaşlar yeni uyandım. Bu dışarıdan bir kazma kürek sesleri gelip duruyor. Anlamadım valla. Sizler de videoyu beğenmeyi ve kanalı durmayın. Hadi bakalım Dead Pie ailesi. Videoyu beğenin. Merhaba fakir. Vay kardeşim benim, merhaba abicim, nasılsın, günaydın. Dışarıda birileri kazı yapıyor. Ya evimizin dibinde mi yapıyor, anlamadım ki bunlar ya. Arkadaşlar birileri galiba define bulmaya çalışıyor, delirmişler. Sizler de videoya beğenmeyi ve kanalı durmayın. Bu defineyi benim bulmamı istiyorsanız yorumlara hazineyi bul abi yazın. Hadi bakalım arkadaşlar, hazineyi bulmamı istiyorsanız yazın. Nerede lan bunlar? Evimin yanında. Ulan evimin yanında kazma işi kim söyledi? Şuna bak ya. Neyse gidelim arkadaşlar da şunları birazcık fırçatalım. Ne yapıyorsunuz lan siz burada? Evimin dibini kazıyorsunuz, her yer delik deşik olmuş. Onu sana ne lan, sana mı soracak? Oğlum görmüyorsun hazine buluyor. Allah Allah, demek burada hazine. Burada mı? Burada mı? Yoksa şurada mı? Şurada mı? Oğlum her yer delik deşik, siz ne eşkalsiniz lan? Onu kazma kureye çektik gidiyor valla. Allah'ım ne verdiyse la. Aferin size, aferin bakalım. Şuna bak arkadaşlar, her yeri kazıyorlar ya. Her yeri kazıyorlar. Evimin yanını delik deşik etmişler. Oğlum Mahmut, benim hesaplarıma göre buradan 10 metre daha aşağı indiğimizde bulacak onu. Ha, öyle mi? Hey canım öyle la. Yok canım öyle mi, 10 metre? Buradan sen 10 metre kaz, ben adam değilim. Sen değilsin ki la. Git lan şu karşımdan, ağzını burnunu kırarım vallahi şimdi seninle. Oğlum beni dövdü la bu adam, alın başımdan şunu, ben defineyim Mahmut. Şunlara bak ya, evimin yanını kazıyorlar, bir de utanmadan laf yetiştiriyorlar. Bunlar burada hazine bulsun, ben de kedicim arkadaşlar vallahi billah. Ulan var ya delirmiş. Oğlum Mahmut şu adamı görüyorsun değil mi lan, şu evde mi çıktı? Oğlum lan o evden çıktı. Ana o adamın evinin altında olabilir la hazine Mahmut. Ne dedin sen? Onu ne diyeyim lan, hiçbir şey demedim, görüşürük. Görüşürüz bakalım. Allah Allah, hayretmiş arkadaşlar. Anlamadım valla. Bir şeyler dediler ama evimin altında olabileceğini söyledi hazineye. Ulan var ya kesin benim evimin altındadır bu hazine he. Ulan var ya benim evimin altında, ben bir çıkarsam arkadaşlar var ya zengin olurum, zengin. Şöyle girelim bakalım. Kardeşim benim evimin altında hazine olduğu söyleniyor fakir. Allah Allah, harbi mi diyorum lan birader? He valla kardeşim benim evimin altındaymış ya, anlamadım arkadaşlar. Babacım biz çıkartalım o zaman. Biz mi çıkartalım? Nasıl çıkaracağız? Yani nasıl çıkartılır ki? Ya hayatım ne bileyim, çıkartalım o zaman, madem hazine bizim evimizin altında. Yani güzel diyorsunuz ama nasıl çıkartılır ben bilmiyorum ki arkadaşlar. Neyse ben bir yukarı çıkayım, şöyle birazcık araştırma yapayım. Oğlum Mahmut ben sana söyleyeyim, bu adamın evinin altında bu hazine, ben biliyorum. Onu harbi biliyorsun ama Mahmut, nasıl gidecek o zaman oraya? Onu orayı satın almamız lazım Mahmut. Yürü gidiyor, o adamın evini satın alacak. Lan siz de mi anladınız orada olduğunu? Ben de anladım, orada o hazine. Biliyorum, sakın almayın evi, biz alacağız. Onu en güzel teklif yapan satar, ben ne yapayım arkadaş? Onu göreceksin lan, biz alacak o evi, satın alacak. Yürüyün gidiyor evi satın almaya. Siz öyle zannedin arkadaş, ben gidiyorum almaya la. Hoşunu salayım kapıyı, açın lan kapıyı. Bilader kapı. Ya bak sen, şaşarım zaten. Allah Allah, kimsin? Buyur, ne oldu? Ne geldin evime benim? Selamun aleyküm, ben bu evi çok beğendim ve satın almak istiyorum. Kaç para acaba? Maalesef ev satılık değil, burası benim evim. Onu ben satın almak istiyorsam alırım la. Alırım dediysem alırım. Ne kadar alırsın mesela? Ver bakalım. Onu sana bu kadar yeter bence. Abam şunları yavrum. Bakayım, ooo iyi para verdin ama ne yazık ki ben bu evi satmayacağım. Buyur al, paraların senin olsun. Ona sattı diyeceğim, satma şurayı ne olur la. Ana buraya almak istiyorum ben, ne olur yalvarırım sana. Satmayacağım arkadaş, görüşürüz. Arkadaşlar evimi satın almak istiyorlar, hazine galiba benim evimin altında. Onu ben alacağım, göreceksiniz. Orası var ya, anca külahını alın. Allah Allah, gene kim geldi ya? Bıktım artık bunlardan. Ne oluyor lan? Ne var oğlum, ne yapıyorsunuz burada? Onu kolay gelsin, ben evi almak istiyorum. Onu ben sana değil mi Mahmut, beraber alacak. Onun öyle beraber alacak la. Onu bize istiyor, ne olacak? Hele ben de istiyorum. Ben de istiyorum. Ben de. Oğlum niye bu kadar sevdiniz evimi, anlamadım. Sen ne veriyorsun mesela? Onu ben sana buradaki paraların hepsini veriyorum. Azın olsun, evi bana ver değil mi la Mahmut? Demek öyle, sen bana bunları veriyorsun. Peki sen ne veriyorsun mesela? Onu ben sana süper arabamı hediye ediyorum. Bana ne olur evini ver. Demek bu süper arabayı bana veriyorsun he? Sen ne veriyorsun?
Onu ben sana 4 tane elmas veririm. Al da başın aşağıdan elmaslarını, 4 taneymiş. Arkadaşlar şuna bakın, büyük bir sıra oluşmuş. Bütün defineci köylüler benim evimi satın almak istiyor. Ama tabii ki satmayacağım çünkü ben arayacağım o defineyi. Hepiniz gidin lan buradan derhal. Fakir, hazır mısın kardeşim? Bugün bu hazineyi bulacağız beraber. Tamam lan birader, bulalım şu hazineyi hadi. O zaman Dead Paysalisi, şimdi hazineyi bulmaya hazırlanıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kazmam, küreğim hep hazır. Kazmam da çok özel bir kazma. Bu hazineyi ben bulacağım. Evimin tam ortasından aşağı doğru ineceğim fakir. Hadi bakalım arkadaşlar. Haydi bismillah, umarım arkadaşlar başarabilirim. Bulmayı var ya, bir bulursam arkadaşlar yemin ederim zengin olurum ya. Çok iyi olur yani, hiç fena olmaz. Şöyle arkadaşlar inelim bakalım aşağı doğru. Tamamdır arkadaşlar. Fakir kardeşim, hazır mısın? Hazırım birader, hadi bul şunları artık abicim. Tamam kardeşim, tamam bulacağım. Lan değişik bir kapı gibi bir şey buldum. Sanki böyle taş, Allah Allah, bir oda gibi arkadaşlar. Yani enteresan, ben anlayamadım vallahi. Dead Paysal, dur bakayım şöyle kazıyım. Allah Allah, yemin ederim değişik bir şey var burada arkadaşlar ya. Acaba ne var lan, merak ettim. Lan fakir gelsene. Birader vallahi ben tırsmaya başladım. Gelesim pek yok abicim, gelmese olmaz mı? Olmaz lan bak fakir, beni vallahi çıldırtıyorsun he. Buraya gel lan. Allah Allah, sen gelmeyeceksin de ben mi gideceğim tek başıma? Oldu. Allah'ım yarabbim, tam bir dayaktık ya bu fakir. O zaman Dead Paysalisi şöyle bir açmayı deneyim. Aha lan, ne oluyor lan? Bir dakika, fakir hazineyi buldum. Ya hadi lan oradan. Vallahi buldum, yemin ederim buldum. Arkadaşlar hazineyi gerçekten buldum sanırım. Dur bakalım bir yukarı doğru çıkayım. Kardeşim hazineyi yemin ederim buldum ama girmeye korkuyorum, ne yapacağım? İçeride gaz varsa zehirlenirsin birader, dikkatli ol. Demek ki bir hazine he? Evet kardeşim, yıllarca gömülü olan bir hazine düşün. İçeride gerçekten yani gaz olabilir arkadaşlar. Gaz olursa boğulabilirim Dead Paysalisi. İçeride ölebilirim. Dur bakalım ilk bir şöyle bakayım arkadaşlar. Yemin ederim hazine odası resmen. Allah'ım zengin oluyorum galiba. O zaman aşağı ineceğim. Allah kahretsin. Lan siz kimsiniz? Mumya. Arkadaşlar mumyalar var. Allah kahretsin, mumyalar var. Şöyle kazayım arkadaşlar. Şöyle. Tamam, Allah. Allah kahretsin. Oh be, kaçmayı başardım. Arkadaşlar buraya çıktım ama şimdi onları nasıl alt edeceğim bilmiyorum Dead Paysalisi. Şöyle birinin işini bitirdim arkadaşlar. Sen de gel bakalım buraya. Gel bakalım. Hop hadi bakalım, gel. Hop, al bakalım sana. Evet arkadaşlar, işten itinden ne oldu? Sen ne ara geldin? Korktun değil mi lan? Ben gelirim kardeşime, yardım etmem mi lan? Hadi lan oradan, hiç de yardım etmedin. Hii, şuna bak, ne kadar değerli bir şey bu. İnanamazsınız arkadaşlar. Şunu hemen şöyle alalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada bir tane arkadaşlar köylü heykeli var. Hem de altından lan. Vay canına be birader. Bunlar var ya yıllar önceden kalma. Evet kardeşim biliyorum, yıllar önceden kalma. Şuna bak arkadaşlar, burada ağlayan bir melek var arkadaşlar, heykel. Bunu da alalım. Burada da bir tane elmas arkadaşlar. Hani elmas diyorum ya. Üstüne bir zırh giymiş bir iskeleton var arkadaşlar. İskeletor var. Bunu da alalım Dead Paysalisi. Şu blokları bir şuraya atalım şöyle arkadaşlar. Evet 3 tane değerli malzeme buldum. Ve burada daha paralar var. Şunları şöyle kıralım arkadaşlar şöyle. Tamam paraları da alalım şöyle arkadaşlar. Güzel. Şunları da alalım Dead Paysalisi. Paralar var bir sürü. Şuna bak lan, bu kadar parayı ben ne yapacağım oğlum? Vallahi birader kendine bir Lamborghini, bana da bir tane Lamborghini. Allah, yaşadık. Hadi lan oradan, sana da bir Lamborghini'ymiş. Allah Allah. Yok canım öyle yani. Öyle yağma arkadaşlar, Allah Allah. Neyse şunu şöyle kıralım bakalım. Vallahi Dead Paysalisi, zenginlik böyle bir şey. Şurada bir tane altın sandık var, onu da açacağım birazdan. Bakalım içinden neler çıkacak. Şunu şöyle koy, tamamdır. İçini açıyorum o zaman, açtım arkadaşlar. Oo, safir çıktı arkadaşlar. 10 tane safir. Dünyanın en değerli madenlerinden birisi. Harbiden lan. Oha! Ve kardeşim onun yanı sıra burada arkadaşlar bir sürü altın, ay altın diyorum, bir sürü diamond arkadaşlar. Yani elmas, bir sürü de zümrüt çıktı arkadaşlar. Vallahi Dead Paysalisi, zenginlik fena bir şey. Yani anlayamadım. Bunları da şöyle bir alalım arkadaşlar. İlk önce şunlara bir bakalım. Sonra altın, elmasa falan bakarım. Evet zırhlar çıktı. Vay zırha bak. Elmas ama çok farklı bir elmas. Harbiden lan birader, ne güzel kare. Yani bu oyunda her şey kare ama onun dışında bir sorun yok. Neyse tamam. Burada arkadaşlar görece bir kocaman bir elmas kılıç var. Bir de burada böyle bir tane arkadaşlar gördüğüm bir kralın tacı var. Herhalde kral mezarı, kral odası bulduk. Evet arkadaşlar, yukarı çıkarttık sandığı gördüğünüz gibi ve içinde dehşet eşyalar var. Arkadaşlar burada Rolex saatler var. Kralın odasını bulduk arkadaşlar. Burası özen kralın mezarı arkadaşlar bir nevi. Yani hazineyi gerçekten bulduk. Yağmur al bakalım sana böyle bir kolye. Ay hayatım çok teşekkür ederim. Gerçekten çok güzel bir kolye duruyor. Evet çok güzel ya. Ve arkaya burada Arda'yı ne verebilirim? Ve evin içine bir tane şöyle heykel koysak hiç fena olmaz. Bence yakıştı, sizce?
Bence de biledir. Arkadaşlar o zaman artık videomuzun sonuna gelmiş. Sergi ben mi bekam? Dur beyin hadi bakalım Dead Pie sağ sol çıkan iki tane süper video tıklamaya arkadaşlar da bakalım tıklayın. Hepinizi çok seviyorum Dead Pie serisi. Buzlukları size hediye etmemi istiyorsanız videoya beğenmeyi bekam. Dur beyin gördüğünüz gibi bunları böyle koyabiliyorum arkadaşlar şöyle. Yeni herkes videoyu beğensin ve kanama da abone olsun arkadaşlar. Bildirimleri de açsın yani arkadaşlar. Hadi bakalım hepinizi seviyorum, abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşça kalın. Hadi bakalım bay bay.